Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekme fırsatı bulamamıştım. Çok ilginç bir şeyle karşılaşınca bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere Norveç'e bağlı Svalbard adasında çalışma izniniz ve vizeniz olmadan çalışma ve yaşama imkanınız var. Süre kısıtlaması olmadan tek yapmanız gereken orada bir iş bulabilmek. Gelin isterseniz birlikte biraz detaylara bakalım. Svalbard Adası, dünya üzerindeki insan yaşamının bulunduğu en kuzey nokta. Kuzey Kutbu'ndan sadece 8 kilometre güneyde ve Norveç ana karasının ise kuzeyinde bulunmakta. Kışları ortalama sıcaklığı eksi 15 derece, yazları ise ortalama 6 derecedir. Kışları 2,5 ay gece, yazları ise 2,5 ay gündüz yaşanır. 1920 yılında yapılan anlaşmaya göre bütün dünya milletleri burada yaşayabilir ve çalışabilir. Bunun için herhangi bir izne gerek yoktur. Ortalama maaşlar ise Norveç ana karasına göre daha yüksektir. Yaşam giderleri ise daha düşüktür. Bunun en önemli sebebi vergi sisteminin çok zayıf olması, daha doğrusu çok az vergi vermeniz. Buna mukabil şekilde ise sosyal destekleme sistemlerinin çok zayıf olması. Yani işsiz kaldığınız zaman işsizlik ödeneğinizin olmaması, emeklilik maaşınızın olmaması, tamamen kim ne kadar kazanıyorsa kendine ait. Sizin burada yaşamak için vize ya da oturma ihtiyacınız olmaması ömür boyu burada kalacağınız anlamına gelmiyor. Buranın da kendi içinde kuralları var ve o kurallara uymadığınız zaman sizi sınır dışı edebiliyorlar. Bunlarla ilgili en önemli kural bir yeterli paranızın olması, iki evinizin olması. Paranız ve eviniz varsa burada İstediğiniz kadar yaşayabilir ve çalışabilirsiniz. Adada yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. Bunun yaklaşık 28 bini yabancı, 40 farklı milletten, 12 bini sadece Norveçli. Orada ortalama kalma süresi 5-6 yıl gibi. Yani oraya insanlar gelip 5-6 yıl yaşayıp iyi paralar biriktirip tekrar dönüyorlar. Çünkü çok uzun vadede yaşanılabilecek bir yer değil. Hatta orada doğan kişi de yok denecek kadar az, belki 3-5 kişi. O yüzden doğumayla ilgili ya da öldüğünüz zaman da oraya gömülmüyorsunuz. Daha çok oraya yabancı ülkelerde insanlar gelip çalışıp 5-6 yıl ciddi anlamda para biriktirip dönüyorlar. Adada en çok Norveççe konuşuluyor. İkinci sırada İngilizce. İş kollarına gelecek olursak, aslında bu zamana kadar madenler çok yaygınmış, kömür madenleri. Ama 2023'ün sonuna kadar hemen hemen bütün madenler kapanıyor. İkinci en önemli alan turizm. Çok fazla otel var, çok fazla turist de çekiyor. Üçüncü alan ise bilimsel araştırma yapmak. Adada bir üniversite var, yaklaşık 3 ya da 4 bölüm var, işte jeoloji, biyoloji ve jeofizik olarak. Buraya hem öğrenci olarak gelebilirsiniz ya da araştırmacı olarak gelebilirsiniz. Adada yaklaşık 45 bin tane kutup ayısı yaşıyor. Yani insandan daha fazla kutup ayısı var. Orada birçok tabela göreceksiniz. Buradan sonrası tehlikeli şeklinde. Yani her an kutup ayısı çıkabilir şeklinde. O yüzden birçok kişi yanında silah taşıyor. Fakat silahla sadece kendinizi koruyabilirsiniz. Yani herhangi bir avlanma yapmanız yasak. Bazı çeşitli kurallar var garipsenebilecek. Herhangi bir kedi beslemek yasak. Ve yaklaşık 24 ayda 24 bira içme ve bir şişe viski içme hakkınız var. Daha fazlası yasak. Adanın kendine ait havalimanı var. Bu havalimanına Norveç üzerinden Oslo'dan ya da Tromsø'dan uçuşlar var. Eğer adadan tekrar Norveç'e dönmek istediğinizde ise Türk vatandaşı olduğunuz için vizeniz olması gerekiyor. İsterseniz beraber adadaki bazı özelliklere bakalım. Yaşam kalitesine, maaşlara, giderlere, bunları spesifik olarak bazı internet sitelerinde buldum. Bunlara beraber bakalım. Mesela arkadaşlar ekmek 250 gram 1,6 euro, 12'lik yumurta 5 euro, 1 kilo tavuk 10 euro, 1 kilo elma 4,5 euro, 1 litre süt 3 euro. Bu şekilde gidiyor liste. 1 kilo patates 5 euro, 1 kilo domates 5 euro, 1 kilo portakal 4,3 euro ve 1 kilo muz yaklaşık 5 euro. Bakalım başka neler var. Mesela ucuz bir restoranda tek bir kişinin yemeği 17 euro, 2 kişi iyi bir restoranda 56 euro,
Bir kafede sütlü kahve 4 euro. Bir şişe kola ya da Pepsi 2,2 euro. Su 1,50 euro. Yine burada maaşlara biraz değinmiş. Asgari ücret 2.869 euro. Bakalım çocuk bakıcısı 1.500 euro. Garson 2.200 euro. Duvar örücüsü ya da inşaatla ilgili 2.600 euro. Ve diş hekimi 11.000 euro. Tabii bu siteyi de ben link olarak aşağı bırakacağım. İsterseniz diğer mesleklerin maaşlarını da aşağıdaki artıya tıklayarak görebilirsiniz. Yine bir kot 80 euro. Bir Nike ayakkabı 151 euro. Bakalım aşağıda internet 70 euro. Bir sinema bileti 15 euro. Fitness aylık üyeliği 50 euro. Yine yaşamla ilgili bazı değerlendirmede bulunmuş. Yaşam kalitesi iyi denmiş. Güvenlik yüksek. Barış iyi. Yine trafik güvenliği okey denmiş. Yine klimanlage ve heizung yani ısınma ve işte ısınma diyebiliriz kötü. Freundlich zu Ausländer yani yabancılara karşı kibar yaklaşım iyi. İngilizce konuşma oranı yüksek. Fikir özgürlüğü yüksek. Yine farklılıklara tolerans iyi. LGBT'liler için de yine tolerans yüksek. Ve mutluluk oranı yine yüksek olarak sınıflanmış. Ev kiralarına değinmiş. Şehir merkezinde bir odalı evler yani direkt uyku yatak odası şeklinde 705 euro. 3 odalı evler ise yine merkezde 1200 euro şeklinde ortalama. Diğer önemli bilgiler Norveç hakkında bilgiler vermiş. 2017'deki Norveç'in enflasyonu gördüğünüz üzere %1 bile değil. Yani çok çok düşük. Ortalama 73 bin euro Norveç'te yıllık tabii. İşsizlik oranı %4. 5 milyon 400 bin kişi yaşıyor Norveç'te. Gibi burada Norveç'le ilgili bilgiler vermiş. Şimdi arkadaşlar kısaca bir özet geçelim. Öncelikli olarak oraya gidecek paranız olması gerekiyor ve orada ev kiralamanız gerekiyor. Eğer paranız ve eviniz yoksa oradan sınır dışı ediliyorsunuz. İkinci en önemli şart arkadaşlar sağlıklı olmalısınız. Çünkü sağlık sistemi çok iyi değil. Belki de sağlık sigortanız olmayacak. O yüzden kronik hastalığı olanlar için ya da sürekli ilaç kullananlar için belki çok uygun olmaz. Avantajı ise maaşlar genel olarak yüksek, yaşam gideri düşük. Farklı deneyim isteyenler, kısa sürede iyi para kazanmak isteyenler için uygun. Tabii işinizi kaybetmeniz halinde ya da kiralayacak eviniz bulamazsanız ya da bunu karşılayamazsanız sınır dışı edilme ihtimaliniz yüksek. İngilizceniz de varsa iş bulma ihtimaliniz görece daha yüksek. Bir videonun da sonuna geldik. Bu konu birçok kişi için ilginç olabilir diye düşündüm. Ya da birçok insan oraya gidip kısa sürede para kazanabilir diye düşündüm. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.